insücan zaten imtihan üzeredir. Öyle ya da böyle hal yaşayacaktır. Biz olayın başındayken çözüm üretenler olabilmek. Gayemiz de o. O sebeple direkt su ve musiki bahsi. Hani dedim ya, aileden, eşin, dostun, en sevdiğin dahi yeri gelir. Bir nokta vardır ki çok özeldir, dokunamaz ve söyleyemez. Ve sizde de aynı şekildedir. Bir noktanız vardır ki dillendiremezsiniz halinizi. Anlatamazsınız derdinizi. İşte o nokta, o sır nokta, kilit nokta, o kilit noktaya ecdat bu musiki muhabbeti ile, yalnız nasıl bir musiki? Özünü Kur'an muhabbetinden alan bir musiki ile, bir dokunuşla, bir makamlar ile kolaylaştırmış. Biz de elhamdülillah su ve musiki ile tedavi kapsamında birçok ülkede nasip oldu programlar ve etkinlikler yaptık. Onların etkisini bizzat yaşadık, tecrübe ettik. Bir enstrümanın ya da bizim için belki çok basit ve tanıdıkmış gibi gelen seslerin, eserlerin Avrupa ya da Amerika'da o canların yüreklerinde, ki hamdolsun İslamlaşmalarına da vesile olduk. Birkaç isim Maria Meryem oldu. Andres Ali ismini aldı. Yaptığımız programlar, buluşmaların etkisiyle. Bunlar bizim en büyük huzurumuz ve keyfimiz. Ve şu anda ama şunu da şey yapmak istiyorum, bir kapı aralamak istiyorum Ayşen Hocam. Şimdi online sistem 2007'den beri biz yapıyorduk şahsım. 2007'den çünkü dış ülkelere çıkmaya başladım. Ve dış ülkelere çıkınca onlar o lezzeti alıverince biz tekrar sizinle nasıl görüşeceğiz ama ders ve eğitim devam etsin istiyoruz diyorlardı. O vakit biz online sisteme başlamıştık yıl 2007'de. O gün bugündür derken belki COVID, evet pandemi ağır bir imtihan. Gerçekten ağır bir imtihan ama şu an dünyanın dört bir yanından dilediklerinde, misal bugün Talas Müftülüğü'nün bu etkinliğine işte Avrupa'dan herhangi bir ülkeden bir kardeşim Ayşen Şevki Hocam programına iştirak edebiliyor. Bu kadar büyük bir ikramla da karşı karşıyayız açıkçası. Ve şu an Avrupa'daki yaşayan özellikle gurbetçi kardeşlerim, talebelerimizden aldığım cümle şu. Rabia Hoca katılımcı, o kadar açabilirler mi acaba? Zannediyorsam. Danimarka'dan. Ben buradayım, sizi dinliyorum, çok mutluyum. Selamünaleyküm Rabia Hanım. Siz kendiniz oradan Danimarka'dan siz muhabbetinizi iletebilir misiniz? Bizlerle ne yaşıyorsunuz ve bu online sistemin size olumlu etkileri ya da olumsuz varsa lütfen, burada Talas Kayseri Anadolu Müftülüğü kapsamında kardeşler sizi de dinlesin. Kandil mübarek olsun inşallah. Ben 15 yıl önce yaklaşık, Allah razı olsun, 15 yıl önce yaklaşık evlenip Danimarka'ya geldim. Tabii buraya geldiğimde yani burası küçük bir şehir. Danimarka zaten küçük bir ülke ve benim kaldığım yerde çok küçük bir şehir. Yani böyle her şey sanki bittiğini hissettim. Daha önce bir neyle aşinalığım vardı ama hiç ilerleyemedim. Yani buraya geldikten sonra böyle yani dediğiniz gibi ezan yok, böyle insanlar artık böyle çok monotonlaşmış, gerçekten Müslümanlar dahi yani ne yaptıklarını bilmiyorlar. Gerçekten çok farklı bir yer buldum. Çünkü ben Ankara'dan geldim. İnsanların böyle en coşkulu olduğu yerler. Ya böyle dedim, bundan sonra herhalde kesinlikle neyle veya başka bir şeyle hiç alakam olamayacak. Sonra geçen sene bir arkadaşım vasıtasıyla Hayrül İslam Hocam'ı duydum. Ya böyle çok farklı şeyler hissettim. Gerçekten çok mutlu oldum. Kendisiyle iletişime geçtim. 5-6 aydır beraberiz. Gerçekten ecdat mirasımız, musiki. Yani bu kadar güzel anlatılır, bu kadar güzel yaşanır. Çok farklı şeyler hissediyorum. Yani dile dökülmüyor bazı şeyler. Gerçekten ben oldu bil derler ya. Ve farklı aşkı anlıyorsunuz. Kendinizi çok farklı hissediyorsunuz. Yaşadığı ülkenin sıkıntıları insana daha ağır gelmiyor. Yani farklı çocuklarıma mesela bunları tanıtmak benim için çok güzel bir şey. Ben herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Rabbim hocamızdan da Allah razı olsun inşallah. Amin cümlemize. Onunla her daim açık etsin. Amin. Biz 2 ay oldu Halil'in hocamın enstrümanları tanışalı. Zaten biz 10 yıldır tanışıyoruz hocamızla. Fakat aşk kervanına girerek daha 2 ay oldu. 4 kere buluştuk. Ve bu enstrüman da beni çok etkiledi. Ayşen hocam sizi aynı şekilde etkilemiştir. Hani Osmanlı sokağında, Ramazan'da öyle bir hisse uyandırdı bana.
ben rahatsızdım ruhsal bedensel olarak. Çok şifa buldum bu hikaye içerisinde gerçekten. Hem ruhum hem bedenim çok şükür. Önce Rabbime, sonra Hayri Nisan hocamızın vesilesiyle. Gerçekten çok farklı bir enstrüman. Hiç tanışmamıştım bu zamana kadar. Hikayede tanışıyorum ama gerçekten bana çok etki etti. Su ve tasavvuf, müzik hepsi bir arada olunca, hocamız da olunca ayrı bir şey mahsustan dünyaya geldi hikayedir. Çok şükür diyorum. İnşallah hepimiz vesile oluruz bunlara. İnşallah. Allah razı olsun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ne güzel ikram Aleyküm oldu. Buyurun. Buyurun söz sizde. Sizi duyalım, dinleyelim. Ben Hayri Nisa hocamla yaklaşık 12-13 yıl öncesinde tanıştım. Tanıştığımda gerçekten bana Peygamber Efendimiz'i anlatan, ya hatırlatan, gördüğüm anda Resul Efendimiz'i hatırlatan kıymetli bir insan kendisi. Haliyle, duruşuyla, yaşantısıyla, konuşmasıyla, her şeyiyle. Ve ondan çok şey öğrendim, çok güzellikler öğrendim. Ruhumu dinlemeyi öğrendim. Daha sonrasında çocuklarım dünyaya geldi. Çocuğum bir tanesi şu an 10 yaşında, 3 yaşından beri oğlum. Hayrınız hocam hayranlı. Hala da devam ediyor. Sonrasında kızım dünyaya geldi şu an 6 yaşında. O da öyle. Biz sık sık gitgeller yaşadık Hayrınız hocamla. Kendisi Ankara'ya geldi, sonra İstanbul'da. Ara ara kopuklukları oldu görüşmelerimizde. Ama hiçbir zaman gönül bağımız kesilmedi. Muhabbetimiz hiçbir zaman kesilmedi. Evimizde sürekli Hayri Nisa hocamın adı geçer. Rebap eğitimi aldık. Oğlum bağlama eğitimi aldı. Yine rebap eğitimi aldı. Şu an hocamın deyimiyle iyi seviyede çalıyor. Ve çok hareketli bir erkek çocuğu olmasına rağmen rebap çalarken o duygularını dizginleyebiliyor. Hareketliliğini sakinleştirebiliyor. Çok büyük katkısı oldu bize. Allah razı olsun ve devam edelim. Bu ilmi gerçekten herkesin yaşamasını, yani özellikle sizle yaşamasını gerçekten temenni ediyorum. İnşallah. Bana ayrı bir ufuk açtı. Gerçekten çok güzel bir terapi oldu açıkçası. Biliyorum Ankara'dan katılıyorum şu an programa. Ayrıca hocamla zannediyorum artık zaman mefhumunu da kaçırdığım bir kısımdayım ama 4-5 yıllık bir tanıştığımız var zannediyorum. Ben rebap eğitimleri aldım, almaya devam ediyorum hocamdan. Az önce de icra ettiğiniz parkta daha öncesinde de ben denk geldim. Ve bu denk gelişim ve ilk parçalar da aslında ilk çaldığınız nameden itibaren bir kapı aralanıyor. Ve o kapının aralanmasının ardından devamlı etraftan bir şeyler size bir mesaj vermeye başlıyor. En azından bendeki etkisi bu olmuştu. Bu şekilde ifade edebilirim sanırım hissettiklerimi, yaşadıklarımı ki o kadar bireye özgü, o kadar kendi içinizde yürüdüğünüz yola, sürecinize uygun mesajlar alıyorsunuz ki çok şükür diyeyim o kapının aralandığı yine tanıştığımıza bu şekilde ifade edebilirim sanırım. Elhamdülillah.